Bir gece ansızın gelebiliriz Suriye için söylenen. Ya Suriye'de işte orada Afrin'de, Tel Abyad'da, Zeytin Dalı bölgesinde, Barış Pınarı bölgesinde, orada yapılan operasyonlar öncesinde söylenenlere ilişkin. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu şöyle diyordu. Elinizi tutan mı var? Ne yapacaksanız yapın diyordu, değil mi? Evet. Ama mecliste elini tutmaya kalktı. Bu aradaki farkı iyi izah etmek şimdi bu, lazım. Bu mühim. Doğru, doğru. Bir şey daha söyleyeceğim. O yeri gelmişken sana bunu değerlendirmeni isteyeceğim. Öyle bir başlamak istiyorum çünkü. Mesela aklı evveller çıkıp şöyle söylüyor. İnsanların bazısı da buna inanıyor. Ya kardeşim Suriye'ye operasyon yapacaksın. Afrin'e şuraya buraya operasyon yapacaksın. Önceden ne diye bunu duyuruyorsun? Bak, önceden bunu ne diye duyuruyorsun? Hiç Sun Tzu'yu okumamışlar. Hiçbir şey okumamışlar. Evet. Şimdi önceden şu yüzden duyuruyorsun. Orada Amerikalı askerler var. Canlı kalkan vazifesi görüyorlar. Değil mi Yusuf Alabar? Tabii. Oralarda geziniyorlar. Sizin oraya başlatacağınız operasyonda bu anlamda yaşanacak bir hadise bir sıkıntıya dönüşebilir. Siz onları kamuoyu önünde, dünyanın gözü önünde uyarıyorsunuz. Bazen de süre veriyorsunuz değil mi? 12 saat süre, 24 saat süre, 48 saat süre. Çekilin biz operasyon yapacağız diye. Bunun da önemi yok. Şimdi en son Yunanistan'a yönelik Sayın Cumhurbaşkanı'nın haklı olarak ki o haklılığı birazdan konuşacağız. Bir gece ansızın gelebiliriz sözü üzerine. Bugün Kemal Bey Sakarya'da meydana gelen Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatırken ünlem. Bunun da videosu var göstereceğiz. Var var. Şöyle dedi elini tutan mı var? Gündemi değiştirmek için, ekonomiyi unutturmak için işte gelecek. Git davetiye mi bekliyorsun falan dedi. Ver o zaman hadi tezkereyi. Tezkereyi vermek bir tarafa. Senin belediye başkanın Yunanistan'ı kınayamıyor bile. Sen Yunanistan'ı kınayamıyorsun bile. Türkiye. Şimdi Yunan adaları var. Bunlar Yunanistan, Yunan adaları değil. Yunanistan Ege Denizi'nde Yunanistan'ın işgal ettiği adalar var. Erdoğan bu işgale niye son vermiyor diye gündem yapıyorsunuz. İş ciddileşiyor. Bu işgal sonlandırılmak için bir ciddiyet, bir şey ortaya konuyor ki bu onlarca yıla sari bir hadise. Bu kez diyorlar ki adalar Yunan'ındır. Türkiye iç siyasete alet etmek için Yunanistan'a parmak sallıyor vesaire falan diyorlar. Bunlar hepsi toplum gözünün önünde oluyor Yusuf Alabar'da. Buradan doğru. Sana bırakacağım şimdi. Şimdi ben bu ortaya getirmiş olduğunuz ikilemi milletin takdirine sunma açısından masaya koymanı önemsiyorum. Neden? Kardeşim bir gece ansızın gelebiliriz diyeceğine git elini tutan mı var diyor değil mi Kemal Bey? Evet yani bir ana muhalefet partisi lideri de böyle açık çek vermeli zaten. Tabii. Ülkeyi yöneten lidere. Ama hakikat öyle değil. Hakikat şu, şimdi sevgili Sefa bize birazdan o konu açıldığında getirecek. Sefa beni duyuyordur mutlaka Ömer'de. Duyuyor, duyuyor. Kemal Bey'in Türkiye'de iktidara geldiklerinde hiçbir yurt dışına asker gönderme tezkeresine evet demeyeceğiz diye açıklamaları var. Ne zaman? Daha 15 gün önce. Yok iktidara geldiklerinde değil, bundan sonra diyor. Ha, bundan sonra işte iktidara gelirsek de vermeyeceğiz, onu kastediyor yani. Bundan öncesinin vermemesinin bir önemi yok. Yani çünkü mecliste zaten çoğunluk AK Parti ve MHP'nin yetiyor bu konuda. İyi Parti de şimdi hakkı teslim edelim evet, bu konuda oy verdi. Dolayısıyla Kemal Bey'in oyuna ihtiyaç yok. Kemal Bey bunu çok iyi bildiği için HDP'ye bir göz kırpma siyaseti olarak HDP şeye tezkereye ayrıldı. Niye vermek istemiyor? Tezkereye o şey çünkü masanın altındaki HDP ortaya çıkacak. Hayır bahanesi var bir de ya. Diyor ya yabancı ha, şey. Askerin içeride yurt ama öyle demiyor. Bu yeni açıklamasında artık hiçbir şekilde tezkereye hayır demeyeceğini söylüyor. Diyor ve devamında diyor ki biz diyor yabancı bir askerin vatan topraklarına hı-hı ayak basmasına itiraz ediyoruz. Onu açıkladık ama o gün kaçıran olabilir. Hı-hı. Bir daha söyleyelim. Türkiye Anti-DAEŞ Koalisyonu ülkelerin topraklarında bulunduğu bir ülke. 70'in üzerinde bir Anti-DAEŞ Koalisyonu oluşturuldu. Ve bu koalisyona Türkiye ev sahipliği yapıyor. Şimdi bunların NATO askeri olanlar için, bölümü için
özel bir yetkilendirmeye ihtiyaç yok. NATO anlaşması buna kifayet ediyor. Dolayısıyla mesela bir Alman askerini işte NATO karargahında NATO görevi kapsamında ağırlayabiliyorsun. Bunu sadece iki bakanlık arasında, savunma bakanlıkları arasında yazışmaları yapılıyor. Ama eğer NATO dışından bir ülkenin askeri silahıyla birlikte gelecekse, tabii ki binlerce yıllık devlet geleneği olan bir ülke burası, Türkiye'nin bu konuda meclisten yetki almış olması gerekiyor ki bu da yürütmenin, yani Cumhurbaşkanı'nın yasama dediğimiz meclise karşı bir sorumluluğunun da göstergesi. Dolayısıyla daha öncesinde, benim notlarımın içerisinde var ama şimdi çıkartmıyorum, daha öncesinde aynı madde, aynı şekilde satır, nokta, virgülüne kadar aynı olmasına rağmen, Kemal Bey tarafından evet denmesine rağmen, seçime giderken tezkereye evet denmesinin HDP'yi rahatsız edeceğinden mütevellit hayır dendi. Kılıf olarak da bu oluşturuldu. Minareyi çalan şimdi kılıfını hazırlarmış. Böyle bir tezkere çıkarılmasaydı Erdoğan DAEŞ'le ortak çalışıyor. Tabii. Şimdi ama buradan şeye geçelim. Çünkü Yunanistan ve evet, altılı masa konusuna geçeceğiz ama yani bir 9 Eylül'de düşmanın denize dökülüş yıldönümü kutlaması yapıldı. Memleket adeta kendi içinde birçok konuyu tartışmaya başladı sevgili Turgay Güler. Hı hı. Oysa şunun şurasında sadece bir hafta önce, 10 gün önce 26 Ağustos'ta Malazgirt'i, 30 Ağustos'ta da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı milletçe çok güzel duygular içerisinde kutlamıştık. 9 Eylül'de bunun nihayete erdiği, yani Yunan işgalinin son bulduğu, Yunan'ın da denize döküldüğü tarihti. Orada kerameti kendinden menkul Tunç Soyer isimli Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı bir konuşma yaptı. Bu konuşmada işte 100 yıl önce ülkeyi yönetenlerin ülkeyi nasıl sattıklarını, işte emperyalizmin uşakları Yunanistan'ın ve Yunan kelimesini asla kullanmıyor, bugün de aynı şartlarda bir mücadele verileceğinden adeta dem vuran bir konuşma. Aslında kısmen katılıyorum kendisine. Tabii ki. Birazdan açarım. Hayır, ben de katılıyorum. Yani eğer gerçekten emperyalizme karşı mücadele etmek istiyorsan sahne o kadar müsait ki. Yusuf Alabar'da 100 yıl sonra bugün bu toprakları yönetmeye talip olanlar gaflet, dalalet. Delalet değil, değil mi? Ve hatta hıyanet içerisinde olabilirler. Yani yabancı büyükelçilerle bir araya gelip kapalı kapılar arkasında görüşebilirler. Yani Azerbaycan'a maalesef silah yardımı yapıyoruz diyebilirler. PKK terör örgütüne 40 bin 50 bin tır dolusu silah veren Amerika'ya ses çıkarmaya Gazi bilirler. Mustafa Kemal'in tersaneleri işgal edilmiş olabilir cümlesi belki de damadın sihaları diye küçümsenip tukaka yapılabilir anlamında da okunabilir. Aynen öyle. Tamam. Yani 100 yıl sonra bugün bu toprakları yönetmeye talip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olabilirler. Sevgili Tunç Soyer'e de buradan bir şey söyleyeyim. Bu bir dil sürçmesi değil. Dalalet kelimesini yanlış biliyorsunuz Sayın Tunç Soyer. Bilmediğiniz kelimeleri kullanmama noktasında delalet daha titiz. Delalet ayrı bir şey, dalalet ayrı bir şey. Bu konuya da dikkat etmenizi buradan naçizane söyleyelim. Şimdi yalnız Tunç Soyer'in söylediği, yaptığı konuşmadan sonra şu manipülatif açıklamalar yapılıyor. E kardeşim, damat Ferit ülkeyi satmadı mı? Damat Ferit şöyle yapmadı mı? Vahdettin böyle yapmadı mı? Şeklindeki açıklamalar. Şimdi Tunç Soyer'in bu yapmış olduğu konuşma sadece damat Ferit ile ilgili bir bölümü kapsamadığını biz çok iyi biliyoruz. Birazdan bütün delilleriyle ortaya koyacağız. Ya tam öyle bile olsa Yunan'a da iki laf söyledi. Heh. Yani hocanın misali, hırsızın hiçbir suçu yok bu işte. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 100 yaşındaki bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bugüne kadar şu kadar başbakan, şu kadar cumhurbaşkanı idare etti. Ya bunlar arasında Amerika ile kol kola girip kendi ülkesinde darbe yapanlar da vardı. Şimdi oradaki yanlış yönetimler üzerinden biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne laf söyleyebilir miyiz ya? Göz bebeğimiz o bizim. Evveli olmayanın ahiri olmazmış.